özgür. Meğer aylarca kocaman bir yalanın içinde yaşamışım. Neler olduğunu anlatsam inanamazsın. Mert bana her şeyi anlattı Deniz. İnan bana o da çok üzgün. Ona hak mı veriyorsun Özgür? Hayır. Sen üzülme diye yapmış. Ya biri senden bu kadar önemli bir şeyi saklasa ne kadar anlayış gösterebilirdin? Mert bana aylarca yalan söylemiş. Düşünsene, ben annemin Amerika'da ve hasta olduğunu hiç öğrenemeyebilirdim. Az önce ne dedin sen Deniz? İşte böyle baba. Gözde'nin mektubu yüzünden Deniz son anda kararını değiştirdi. Deniz gidiyor. Ah Gözde, ah. Demek ki ne yaptı yapacağını, öyle mi? Aslında biraz da suç bende baba. Yani Deniz'e onun annesiyle ilgili bildiklerimi anlatsaydım belki de böyle olmayacaktı. Ama artık çok geç. Sen hiç kendini üzme oğlum. Sen sevdiğin insan uğruna fedakarlık edip doğru olanı yaptın. İşe yaramadı işte. Kaybettim Deniz'i. Bu arada annemden haber var mı? Şey, bilmiyorum oğlum. Bir şey söylemedi. Herhalde hemen dönmez. İşleri henüz bitmemiştir. Baba. Annemle ilgili benden bir şeyler saklamıyorsun, öyle değil mi? Yok oğlum, yok. Nereden çıkartıyorsun bunu? Baba bak. Bana doğruyu söyle. Her şey yolunda mı? Duydunuz işte İkbal Hanım. Şunu bir de anlatsana. Bahri Hoca annemin hasta olduğunu benden saklamış. Ben annemi Almanya'da biriyle evli zannederken meğer o Amerika'da bir hastanedeymiş. İnanılır gibi değil. Çay getirmiştim. Şu anda sırası değil Hacer Hanım. Önemli bir şey konuşuyoruz. Peki. Sonra? Anne tamam. Babam sana sonra anlatır. Oğlum dur bir dakika ya. Hangi şehirde annen? Houston'da. Yani benim gideceğim yer. Ne tesadüf. Siz de öğrendiniz işte artık. Ben okula gidiyorum. Son sınavıma gireceğim. Her şeyi arkamda bırakmak istiyorum giderken. Yarın gidiyorsun ha? Evet. Görüşmek üzere. Ben de çıkıyorum. Ne oluyor be? Neredesin sen? Mehmet, sen bir de ödümü patlattın. Evet canım benim. Ne yer ne içer diye hiç düşünmediğin ev arkadaşın. Ya madem gece eve gelmeyeceksin niye haber vermiyorsun? Ya bütün gece çatladım meraktan. Ya Mehveş bir sus, dikkat çekiyorsun. Uf, ne var? Çekiyorsam çekiyorum. Ya ne oluyor ya? Şşt, sus. Mehveş, ben buralardan gidiyorum. Nail peşimde. Nasıl ya? Lale öldü. Ne? Ve sanırım sıra bende. Hay böyle giderse fena kilo alacağım ha. Evet fark ettim. İştahım açıldı. Ay üstümden nasıl büyük kalktı biliyor musun Ozan? Kendimi o kadar hafiflemiş hissediyorum ki. Başkan sağ ol. Evet. Aç bakalım ağzını. Aç aç aç. Teşekkür ederim. Sen beni hep böyle ellerinle mi besleyeceksin? Hı hı, evet. Banu, aslında gerçekleri benden saklamana hiç gerek yoktu. Ozan, ben seni kaybetmekten gerçekten çok korktum. Gördün işte, hayatlarımız o kadar farklı ki. Evet ama sen de gördün. Hiçbir şey değişmedi. Bunlara hiç gerek yoktu. Ama beni başta olduğum gibi tanısaydınız bence asla. Banu, bunları bırak. Kimse için bir şey değişmeyecek. Duydukları zaman eminim. Ozan, birazcık beklesek ha? Herkese hemen söylemek zorunda mıyız? Tamam. Sen kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman söyle. Biliyor musun ben dün Pelin'e her şeyi anlatan bir mektup yazmaya çalıştım. Ben her şeyi önce benden duysun istedim. Sonra? Yazamadım tabii ki. Yani belki de yazsam da gönderemeyecektim. Senin gibi onu da kaybetmekten korkuyorum. Banu. Eğer seni gerçekten seviyorsa,
önemsiyorsa anlayacaktır. Benim gibi. Evet, aç bakalım ağzını. Gece nasıl geçti? Otelden memnun kaldın mı bari? Otel muhteşemdi. Uzun zamandır hiç bu kadar güzel uyumamıştım. Ama keşke sen de yanımda olsaydın. Yakında evleniyoruz Berna'cığım. Yepyeni bir hayat kuracağız. Tamam, dün gece yalnızdın. Ama yarın bambaşka bir gün olacak. Sana sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ama öyle acele etmek yok. Bekle, gör. Ablam arıyor. Efendim ablacığım? Mustafa, seninle görüşmem lazım. Müsait misin? Harola, bir sorun mu var? Gelince anlatırım. Sen müsait misin? Onu söyle. Tamam, müsaitim. Gel. Birazdan çıkıyorum. Görüşürüz Mustafa. Tamam, görüşürüz ablacığım. Ben gidiyorum. Alışveriş yapacağım. Ne bu acele ya? Ha, ablam geliyor diye gidiyorsan gerek yok. Artık gizlimiz saklımız kalmadı. Biliyorum. Ama yine de karşılaşmasak daha iyi olur. Peki hala sen bilirsin. Şu yeni açılan alışveriş merkezindeki mağazaya mutlaka uğra. İstediğin şeyleri al ama para falan verme. Ben aradım. Seni bekliyorlar. Harikasın Mustafa. Tamam o zaman, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sen de Berna'cığım, güle güle. Hoşça kal. Alo Zafer. Nasılsın Pelin? Bir sesini duyayım dedim. İyiyim ya, ne olsun. Ders çalışıyorum öyle. Sen? Ben de. İnanabiliyor musun? Sınava sadece birkaç gün kaldı. Ay hatırlatma lütfen. Zaten bir sürü eksiğim var. Kendine haksızlık etme. Eminim sınavın çok iyi geçecek. Ya Zafer bak ne diyeceğim. Bugün birlikte ders çalışalım mı? Sana sormak istediğim sorular var. Olur. Dershanede buluşalım o zaman. Yok, dershane olmaz. Şimdi çok kalabalıktır orası. Başka bir yer olsun. O zaman okulda buluşalım. Hem finaller de bitiyor. Kütüphane boştur. Süper fikir. Tamam, okulda görüşürüz. Tamam, görüşürüz. İşlemlerim bitmek üzere. Buraya da öğrenci belgesi almaya geldim. Zaten bize için lazım olacak. Ne zaman gideceksin? Bir aksilik çıkmazsa yarın çıkacağım yola. Ya Melih, polise mi gitseydik acaba? Olmaz Melih. Asla olmaz. Sen bu adamları tanımıyorsun. Ben daha karakola adımımı atmadan yerim kafama kurşun. Dün nerede kaldın peki? Sokaklarda sabah. Uyku falan yoktu. Berbat görünüyorsun zaten. Ya bu böyle olmaz. Sana kalacak bir yer bulmamız lazım. Boş ver. Boş ver Mehmet, boş ver. Sizi daha fazla bulaştırmak istemiyorum bu işe. Ben gideyim de şu öğrenci belgesini alayım. Ya tamam. Git al. Ama sonra bir yere kaybolma. Ben sana yardım edeceğim. Mehmet. Bak lütfen. Bu adamların sana da dokunmasını istemiyorum. Ben kendim hallederim, tamam mı? Ya olur mu öyle şey? Ben zor durumda kalsam... Beş, tamam. Teşekkür ederim beni düşündüğün için ama istemiyorum. Ya Melih, inat etme. Biz ne güne duruyoruz burada? Beş, Allah ne çene vermiş sana ya. Tamam canım, tamam.
Ben şu belgeyi alayım. Bakarız, tamam mı? Sedef. Hani bunları paket yapacaktın? Sonra yaparız Fuat. Gülüm, ne zaman yapacaksın? Annenler bugün gitmiyor mu? Vermeyecek miyiz hediyelerini? Fuat, annemler cuma gidiyor. Neden? Neden değişti bilet tarihleri? Ya orada akrabalarımız var, onlar karşılayacaklar. Böylesi daha uygun olur. Bir daha bilet parası mı verdiniz? Ya aldık. Ne var işte? Kardeşim para biriktirmiş. Sedef, ne oluyor sana? Neden her şeyi sonradan öğreniyorum? Unuttum Fuat. Aklım çok karışık. Yalan söylüyorsun Sedef. Ben senin bu hallerini çok iyi biliyorum. Ya sürpriz yapacaktım. Annemler nikahımızda bulunmak istediler. Bu sabah aradılar. Bu yüzden değiştirdik biletleri. Gülüm ya, söylesene. Ben de... Kusura bakma Sedef. Gerçekten bu çok güzel oldu. Çok sevindim. Ben de. Hadi. Kahvemizi bitirip çıkalım. Patronunla olayımızı halledelim ha. Ya önce arasak mı Fuat? Belki daha dönmemiştir. Gelmiştir canım. Bu saate kadar Kızılcahamam'da ne yapacak? Efendim? Anlamadım. İhsaliyelere baktınız mı? Tamam. Hemen geliyorum. Hadi eyvallah. Gülüm, dükkanda işler karışmış. Benim hemen çıkmam lazım. Tamam. Senin işine bak. Hiç önemli değil. Of, ay rahatladım diyorum ama Fuat'tan kurtulmadın herhalde, tam anlamıyla rahatlayamayacağım o zaman. Az kaldı. Yarın bitiyor. Ay evet, bitecek değil mi? Her şey çok güzel olacak. Sen merak etme. Buradan biraz uzaklaşalım. Hı? Ne dersin? Biraz kafamızı toparlayalım. Sen ve ben. Yeni bir başlangıç. Nasıl yani? Senin şu sahte damat düğünden kaçsın. Biz de şu bir türlü gidemediğimiz Abant'a gidelim. Ay süper olur değil mi Ozan? İzin alabilir misin? Denerim. Yani tabii düğün olmayınca bana da moral olsun diye böyle bir şeye izin verebilirler. Sen böyle filmlerdeki gibi gelinlikle kaçıp gelirsin bana ha. Ne güzel olur değil mi? Ay düşünsene ya Ozan. Ayakkabıları çıkarmışım ben böyle gelinlikle sokakta koşturuyorum. Kaçak gelinim benim. Banu, sakın korkma. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Ne haber abi? Deniz'i gördün mü gün içi? Okula girerken gördüm. Konuşmadık tabii ki. Bana nasıl baktığını bir görsen. Çok kızgın değil mi? Sabah ben de konuştum ama yumuşamadı. Özgür, Deniz gerçekten gitmekte bu kadar kararlı mı hala? Maalesef. Keşke böyle olmasaydı be abi. Sonuçta sen de Deniz'in annesi istediği için gizledin bazı gerçekleri. İyi de gel de bunu Deniz'e anlat bakalım. E peki ulaşabildiniz mi annesine? Aslında Deniz'in annesinin hastalığını ondan neden sakladığımı açıklayacak bir şey var elimde. Ama işe yarar mı bilmiyorum. Nedir abi? Veda kaseti. Annesi Deniz için hazırlamış. Eğer ölürse bunun Deniz'e verilmesini istemiş. Peki ne anlatıyor bu kasette? Ben de tam olarak izlemedim hepsini ama hastalığını asla öğrenmemesini ve bütün bunların hepsini Deniz'in iyiliği için yaptığını söylüyor. Belki de kaseti izlerse fikri değişir ha. Ne dersin? Nerede bu kaset? Kaset Bahri Hoca'da. Abi ne duruyorsun? Gidip alsana şu kaseti. Evet. Belki de Deniz annesi hakkında neden yalan söylediğimi anlar. Ben Bahri Hoca'nın odasına gidiyorum. Hadi. Evet, evet. Meryem Karaca. Ne? Ne demek hastaneden ayrıldı? Ne zaman? Nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Peki bir şey söylemedi mi?
Anladım. Anladım, anladım. Teşekkür ederim. Ben sonra yeniden arayacağım. Meryem neredesin? Ay ne yapacağım ben şimdi? Zafer. Nasılsın Deniz? İyiyim. Son sınavıma gireceğim şimdi. Yarın da gidiyorum. Hani gitme konusunda kararsızdın? Öyleydi ama fikrim değişti artık. Neden? Önemli bir şey mi oldu? Annem beni terk etti demiştim ya. Evet. Aslında annem beni terk etmemiş. Annem kansermiş. Ben üzülmeyeyim diye Amerika'ya gidip tedavi olacağını bana söylememiş. Nasıl yani? Sen bunca zaman boş yere mi üzüldün? Peki sen bunlardan öğrendin? Gözde sayesinde öğrendim. Üstelik tek bilen de o değilmiş. Başka kimler biliyor? Bahri Hoca, Mert. İnanmıyorum. Nasıl olur? Ben de inanamadım ama doğruymuş işte. Gözümün içine baka baka bana yalan söylemişler Zafer. Anladım. Annen nasılmış peki? Bahri Hoca iyi diyor ama artık ona da güvenmiyorum ki. Zaten oraya gidip kendi gözlerimle göreceğim nasıl olduğunu. İyi de anneni nasıl bulacaksın ki? Kim bilir hangi şehirdedir? Annem Houston'daymış. Benim gideceğim hastanede yatıyormuş. Şimdi anlaşıldı Bahri Hoca'nın neden olumsuz referans mektubu verdiği. İşte böyle Zafer. Her şeyi arkamda bırakıyorum ve yeni bir hayata başlıyorum. Peki Mert, o ne olacak? Mert benim için bitti. Aslında bana yalan söylediği an bitmiş. Peki gitmeden önce senin için ne yapabilirim? Çok teşekkür ederim Zafer. Hep zor günlerimde benim yanımda oldun. Kendine iyi bak. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Seni çok özleyeceğiz bedeniz. Yani yolun açık olsun, ne diyeyim. Dikkatli ol ve beni sakın habersiz bırakma. Ben de seni çok özleyeceğim. Ve sana haber vereceğim, söz. Benim sınava gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Nereye kadar? Sonunda Fuat'ı yakalanacağım. Alo Suna, Gülüm, nasılsın? Ya ben çok kötüyüm. Bana gelsene konuşalım. Yardıma ihtiyacım var. Tamam, ama hemen gel. Fuat çıktı, gelmeden konuşuruz. Tamam, bekliyorum. Mersi. Afiyet olsun. Annemler çok üzülecekler Ozan. Evet, orası öyle. İstiyorsan abantı iptal ederim. Hı? Yok. Evde olmamayı tercih ederim. Ya evde oturup böyle bizimkilere mutsuz numarası yapmak istemiyorum. Annemleri öyle perişan görmeye de dayanamıyorum. Anlıyorum. Ama işin bu kısmı senin suçun değil ki. Anladığım kadarıyla herkesin sevdiğine kavuşması için başka çare kalmamış. Evet. Ay Ozan ya, Avant'a gideceğimize inanamıyorum. Geçen sefer yolda ne kadar eğlenmiştik, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Uçuyorum, kaçıyorum ama. Banu, bu sefer valiz falan toplama. Ne lazımsa oradan alacağız, tamam mı? Tamam canım. Zaten geçen seferki valizin başına gelenleri düşündükçe... Ne oldu ki? Boşver ya. Canım, hepsi geçmişte kaldı. Bundan böyle yanında ben varım. Hiçbir şeyden korkma. Herkese karşı yanındayım. Ozan. Ben bundan sonra yalan söylemek istemiyorum. Biliyorum. Biliyorum. Ya neredesin Özgür? İki saattir seni arıyorum. Mert'le konuşuyordum. Hah, Mert nerede? Babamın yanına gitti. Özgür. Çok acayip bir durum var. Hadi bakalım yine ne oldu? Bak baştan söylüyorum. Eğer bu Ali İhsan bir Aybike ile ilgiliyse ben bu işte yokum. Yok canım, ne alakası var? Bu çok daha önemli bir mesele. Ne oldu? Melih'in başı dertte. Nedense hiç şaşırmadım. Ya öyle deme Özgür. Melih benim ev arkadaşım. Ve bizim ona yardım etmemiz lazım. İyi de Meveş, olayını anlatmıyorsun ki. Nasıl yardım edeceğiz? Ya
Benim bir fikrim var ama... Bozuk yok muydu? Yok vallahi. Neyse şunu bozdurup geleyim bari ben. İşin çok mu da? Bu işi ben yapmıyorum. Memur bey yapıyor. Memur bey yapıyor. Aptal yapma lan bana. Sorduk sadece. Hayret bir şey. Yürü gel. Ben öğrenci belgesi alacaktım. İsminiz neydi? Melişahin. Tamam. Yine mi? Ne oldu? Sistem kilitlendi. Sizi biraz bekleteceğim. Arkadaş bu nasıl şans? Ben anlamadım ki. Anlayacağım Bahri bana yalan söylemiş. New York'ta olduğunu söylediği tarihlerde Houston'daymış. Ve sen de eniştemin Deniz'in annesini görmeye gittiğini düşünüyorsun öyle mi? Evet. Belki kadının eniştemin bir hastasıdır. Boşuna kuruntu yapıyor olmayasın. İyi de öyle olsa bile Houston'a gittiği halde niye New York'tayım desin. Bahri bana yalan söylemezdi. Acaba diyorum bu kadınla Bahri arasında bir şey mi var? Aman yok be abla ya, abartma sen de. Ya ne bileyim böyle anlamadan dinlemeden. Bilmiyorum Mustafa. Bu işin içinde bir iş var. Kafam karmakarışık. Dur bakalım sen bir sakin ol da. Şüphelendiğin bir şey varsa da bunu enişteme belli etme. Sessiz ve derinden hareket et. Bir ipucu bulmaya çalış. Haklısın. Fevri olmamak lazım. Ama içim rahat değil. Bundan sonra gözüm Bahri'nin üzerinde olacak artık. Bilmiyorum Mert. Yani Meryem'e sormadan böyle bir şey yapmamız... Ben bütün gece düşündüm hocam. Tek çaremiz Meryem teyzenin CD'sini Deniz'e izletmek. O zaman bize hak verecektir. Henüz Meryem'e ulaşamadım. Onun haberi olmadan ben böyle bir şey yapamam. Nasıl ulaşamadınız hocam? Meryem teyze hastanede değil mi zaten? Tetkikleri yapılıyormuş. Şu anda müsait değilmiş. Kendisinin böyle bir şeye karşı çıkacağını hiç sanmıyorum. Deniz'in yanına gelmesini kesinlikle istemeyecektir. Olmaz dedim ya Mert. Bu böyle aceleye getirilecek bir karar değil. Hocam zaten her şey ortaya çıktı. Yani beklememize ne gerek var ki? Deniz gidiyor. Bunu hatırlatırım. Ben de seninle aynı durumdayım. Ben de Deniz'in buradan gitmesini istemiyorum. Ama böyle bir şeyi Meryem'e yapamam. Hocam zaten her şey apaçık ortada. Bunu tartışmayalım Mert. Gel. Bahri müsait misin? Müsaitim. Mert de zaten gidiyordu. Pekala hocam. Bana müsaade. Güle güle. Denizde kaldı galiba. Hala inanamıyorum. Ya düşünsene kızcağız onca zaman boş yere üzülmüş. Aman üf. Yakında gidiyor işte. Kurtuluyor hepimizden. Öyle deme Pelin. Yani kendini onun yerine bir koysana. Annenin seni terk ettiğini sanıyorsun ve bunu bütün yakınların biliyor ve senden saklıyorlar. Zor bir durum. Çok zor. O yüzden ne olursa olsun gerçekler acı olsa da ilişkilerde dürüstlükten yana. Biz iyi ki diğerleri gibi değiliz Pelin. Yani ilişkimizde yalanlar, sırlar yok. Bana karşı dürüst olduğun için o kadar mutluyum ki. Evet Zafer Bey, bu kadar gevezelik yeter. Çözülmesi gereken sorular bizi bekliyor. Hadi o zaman kütüphaneye. Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi doğru mu anladım? Nail Melih'i tehdit ediyor. Melih'in kalacak yeri yok. Sen de Melih Mert'le mi kalsın diyorsun? Aynen öyle. Ya hiç olacak iş mi Meyveş? İkisi aynı yerde 5 dakika didişmeden duramaz. Nasıl ikna edeceğiz Mert'i? Orası da artık senin tatlı diline kalıyor. Ya ama Meyveş. Ya aması maması yok sevgilim. Benim sınava gitmem gerekiyor. Ne yap et? Hallet bu işi. Bak Mert de geliyor işte. Hadi göreyim seni. Aslan sevgilim benim. Suna, ben yetişebilirsem annemlerle gideceğim.
Ama eğer yetişemezsem İstanbul'a kaçacağım. Pasaport işi uzarsa ne yapacaksın İstanbul'da? Tek başına. Bilmiyorum Suna. Bekleyeceğim. Ya onu sonra düşünürüm. Şimdi Fuat sabahtan sizinle olmalı. Benim için Fuat'ı oyalar mısın? Sedef, ben ne yapabilirim ki? Onlar kendi evlerinden gelecekler düğüne. Nasıl ya? Sizde gelin alma yok mu? Banu, ben istemem. Gerek yok öyle şeylere dedi. Suna, yalvarırım bir şeyler yap. Ya uydur bir şey. Yani yoksa her şey berbat olacak. Herkes sizin evinizde olmalı. Hep beraber gidelim de. Fuat'ı oyala lütfen. Sedef, ben... Suna. Yalvarırım sana. Tamam. Tamam, elimden geleni yaparım. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? Öyle deme be. Ne hakkım var ki benim? Aşkım, benim gitmem gerekiyor. Malum, yarın evlenecek bir kızım ben. Hazırlık yapmam lazım. Tamam, o zaman ben seni yarın parkta bekleyeceğim. Tamam, orada olurum. Herhalde 6 gibi de Fuat'ın ortadan kaybolduğu belli olur. O zaman saat 7 gibi yanındasın. Hı? Evet. Ozan ya, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. O kadar mutluyum ki var ya, içim içime sığmıyor. Hadi git artık, yoksa senden ayrılamayacağım. İyi de Ozan, bırakmıyorsun ki, nasıl gideyim? Çok seviyorum seni. Ben de seni seviyorum. İyi, tamam. Bekliyorum. Efendim babacığım. Sağ olun babacığım, sizler nasılsınız? Nail Bey'le oturuyorsunuz öyle mi? Ha, çok güzel. Ben yoldayım. Bir arkadaşımın bitirme ödevi vardı, ona yardım edeceğim de. Ben gelemem babacığım. Çocuğa söz verdim, gitmezsem çok zor durumda kalır. Nail Bey'e hürmetlerimi iletin. Onu kırmayı hiç istemezdim ama yapabilecek bir şey yok. Sağ olun babacığım. Saygılar. Saygılar. Hoşça kalın. Ulan Nail. Çakal Nail. Aklınca benim nerede olduğumu öğreneceksin, değil mi? Uyanık. Buyurun, öğrenci belgeniz hazır. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Evde de bir türlü konuşamadık seninle. Meryem'e ulaşabildin mi? Hastaneye aradım ama çıkış yapmış. Ha, bir şeyler oluyor ortada da ben ne olduğunu kavrayamadım. İşler iyice karıştı desene. İkbal Hanım da Meryem meselesini öğrendi. Deniz mi anlattı? Hı hı. Bu sabah konuşurlarken duydum. Er geç öğreneceksin asılsa. Yani Mert de tutturmuş. Deniz'e Meryem'in onun için doldurduğu CD'yi izlettirelim. Belki böylelikle bize hak verir diyor. Ah, ne iyi olur izleseniz CD'yi. Hani kız da öyle kırgın gitmemiş olur. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sanki CD'nin içinde ne olduğunu bilmiyormuşsun gibi. Ya orada Meryem Deniz'in babası olduğumu anlatıyor. O da doğru ya. Ama işte içim el vermedi kızın öyle Amerika'ya gitmesine. Acaba gerçekleri anlatsam mı Deniz'e? Belki de gerçekleri anlatmanın zamanı gelmiştir. Yani Deniz'e babası olduğumu söylesem mi acaba? Of. Yüzünden düştüğüm şu duruma bak ya. Ne diyorsun? Valla olabilir, evet. Melih bizde kalabilir. Madem başı belada. Gerçekten mi? Tabii canım. Ne var ki bunda? Yani sonuçta gözde konusunda bize yardım etmedi mi? Etti de. Ne bileyim, hiç bu kadar kolay kabul edeceğini düşünmemiştim. Ya şu anda Deniz'in gidişine o kadar üzülüyorum ki Melih'le didişecek halde falan değilim. Hem zaten bir günden de bir şey olmaz. Emin misin? Eminim.
Ama bakalım Melih ne diyecek onu bilmiyorum. Burası kolay, gel sen benimle. Ne oluyor be? Yürü Melih, gidiyoruz. Nereye? Her şeyden birimiz var. Sen yurt dışına çıkana kadar Mert'te kalacaksın. Ne? Nerede Melih Şahin? Bulabildiniz mi? Hayır efendim. İzini kaybettirdi maalesef. Hala arıyoruz. Lan nasıl bir adamın izini kaybedersiniz ya? Hangi deliğe girdiyse onu bulacaksınız. Gerekirse bütün arkadaşlarının evini tek tek arayacaksınız. Anladınız mı? Onu istiyorum. Siz merak etmeyin. Dört kovan arıyorum. Arayın demiyorum lan. Bulun onu bana, bulun. Onu bulmadan sakın gözüme gözükmeyin. Bir dakika, bir dakika. Siz nereden biliyorsunuz bunları ha? Aslında tüm bunlar Mehveş'in fikriydi. Ah Mehveş, ah! Ben sana bu işe karışma demedim mi? Oğlum Melih, tamam işte be. Olan olmuş. Sen geliyor musun, gelmiyor musun? Oğlum anneler yok mu senin evde? Annem tatilde. Babam için de sorun olmaz biliyorsun. Ya tamam işte, bir gece kalacaksın zaten. E hadi geleyim bari, çok ısrar ettiniz. Oh tamam, hadi siz eve gidin, ben de derse gidiyorum. Sonra görüşürüz. Hadi bakalım Melih Bey. Buyurun. Mert. Etrafına çok dikkatli bakmanı istiyorum. Bu Nail şerefsiz kesin peşime adam takmıştır. Eğer birilerinden şüphelenirsen filan bana hemen söylüyorsun. Anlaştık. İkiye eşittir eksi sekiz denkleminde y yerine 4 yazarsan x eşittir eksi sekiz oluyor ya. X'i alıp formüle yerleştiriyorsun. O zaman da sonuç 64. Yani C şıkkı. Nasıl? Kolaymış değil mi? Tamam. O zaman diğer soruya geçelim. Bir üçgenin iki kenarı... Zafer. Gelin. Ne oldu arkadaşına? Bilmem, birden bayıldı. Hemen Medico'ya, Medico'ya götür hemen. Ben eşyalarınıza bakarım. Anne ben geldim. Sana civcivim hoş geldin. Şu ütülere yardım et yavrum ya. Bir de babana çorap seç. Anne dur dur dur. Bak ne aldım. Ne aldın, neymiş o? Kırmızı kuşak. Ay. Çok güzel düşünmüşsün de Banu bunu hayatta taktırmaz ki yavrum. Anne olur mu öyle şey? Ya gelin alma diye bir şey var. Vallahi Fuatlar da gelsinler buradan alsınlar Banu'yu. Ay doğru söylüyorsun. Şöyle dualarla çıkaralım kızımızı değil mi? Zaten konu komşunun dinine düştük, ayrıldılar barıştılar derken. Evet imrensinler şöyle. Hatta arkalarından konvoy bile yapalım. Ha? Sen ara Şükranları bugün, yarın sabahtan burada olsunlar. Vallahi zaten kuaför de buraya gelmeyecek mi? Doğru. Mutlaka Fuat da burada olsun. Tamam, tamam yavrum. Ben hemen arayıp geleyim. Oo. Gelin hanım. Hoş geldiniz. Hayrola? Sen yine bir işler mi karıştırıyorsun? Yuu. Nasıl geçti sınav? İyi geçti. Ama biraz zordu. Seninki nasıl geçti? E işte. Ama geçerim herhalde. Denizciğim. İyi düşündün mü? Gitmekte kesin kararlı mısın? Evet canım. Artık burada kalmanın hiçbir anlamı yok. Bana yine de biraz kızgınlıkla karar vermişsin gibi geliyor. Eğer bu burs olayı olmasaydı da ben yine Amerika'ya gitmenin bir yolunu bulurdum. Ben pişman olacağım kadar oldum artık. Bundan sonra doğru adımlar atmak için elimden geleni yapacağım. Evet evet tamam. Madem buraya kadar geldik, bunu gerçekleri anlatmanın zamanı geldi. İyi de acaba doğru mu bu? Bu bu. Bu Hacer. Yani bu gerçeği de benim yerime başkasından duyacağını benden duysun. En azından o kadar bir borcum var Deniz'e.
Kızın kafası karışacak iyice. Yok. Gerçekleri öğrensin. Gitmeden önce ona göre düşünüp taşınsın. Sen öyle diyorsan. Alo. Deniz'cim bir ara odama gelebilir misin? Seninle konuşacaklarım var. Evet, önemli bir konu. Tamam canım, bekliyorum. Bahri, sana bir şey soracağım. Meryem'in CD'si emin bir yerde değil mi? İyi sakladın onu ha? Merak etme. Mektuplarla beraber evde kasada duruyor. İyi. Ben de gideyim artık. Sana kolay gelsin. Hoşça kal canım. Efendim. İyi günler. İkbal Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun, benim. Ben oğlunuz Efe'nin okulundan arıyorum. Endişelenecek bir şey yok ama Efe biraz hasta. Gelip Efe'yi okuldan alabilir misiniz? Aa, tabii tabii. Hemen geliyorum. İyi günler. Yok, gerçekten. Yani bunca olan şeyden sonra bana evini açtın. Sağ ol. Bize düşene vurulmaz Melih. Neyse. Yarın zaten hepimiz kurtulacağız. Bitecek bu işkence. Söylemesi bana düşmez ama bu herifin yaptıkları yanına kar mı kalacak? Ne yapayım Mert? Bilmem. Polise git. Hadi polise gittim diyelim. Onlara ne söyleyeceğim? Ha? Elimde kanıt bile yok. O Nail şerefsizi suçu üzerime bile atabilir. Ben de babama rezil olduğumda kalırım. Zor durma. Zor. Hem de ne zor. O yüzden en iyisi basıp gitmek buralardan. Bu çile de bitsin artık bir an önce.
Kim geldi acaba? Dur ben bakayım. Mert. Sakın bakmadan açma, olur mu? Tamam. Merak etme, sakin ol. Kim gelmiş? Vallahi adamları tanımıyorum ama pek tekin gelmediler. Dur bir de ben bakayım. Doktor bey. Pelin Atabay'ın arkadaşısın sanırım. Evet, durum hakkında bilgi alabilir miyim? Pelin Hanım'ın vücudu çok yorgun düşmüş. Ama bebeğe bir şey olmamış. Bu dönemde kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Şey, karıştırdınız galiba. Ben Pelin Atabay'ın arkadaşıyım. Evet, ben de arkadaşınız Pelin Hanım'dan bahsediyorum. Arkadaşınız abi. Sana anlatmak istediğim çok önemli bir şey var.